Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresinden devam edeceğiz. 59-64. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Nuh'la alakalı, onun kavmine Allah'ın dinini tebliğ etmesiyle alakalı bir takım mesajları bize bildiriyor. Şöyle ki, لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِمْ Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Fekale, o da dedi ki, ya kavmim, ey kavmim, ubudullaha, Allah'a ibadet edin. Mâ lekum min ilahin gayruh, sizin için ondan başka ilah yok. İnni ehâfu aleykum azâbe yevmin azim. Ben sizin için büyük bir günün azabından gerçekten korkmaktayım. Burada Hazreti Nuh'la alakalı bir giriş yapıldı ve kavmine Allah'ın dinini tebliğ ettiği nazara verildi. Hazreti Nuh'la alakalı Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de gerek isminin geçmesi, gerekse onunla alakalı bazı olayların geçmesi söz konusu. Hatta müstakil sure var. Nuh suresi. Bu surede Allah-u Teala baştan sona iki sayfalık bu surede Hazreti Nuh'un hayatından bazı bölümleri bize anlatıyor. Kavmine Allah'ın dinini nasıl tebliğ ettiğini anlatıyor. Hazreti Nuh, ulul azm tabir edilen büyük peygamberlerden bir tanesi ve uzun bir ömür yaşamış ve o uzun ömür içerisinde usanmadan Allah'ın dinini tebliğ etmiş. Ama kavmi neticede kabul etmiyor. Tufan denilen olay, suların her tarafı istila etmesi ve o zalim kavmin cezalandırılması gerçekleşiyor. Burada Hazreti Nuh'un kavmine gönderildiği ifade edilir. İlâ kavmihi, kavmine gönderdik. Her peygamber normalde kendi kavmine gönderilmiş. Ama peygamberimiz bunun istisnası. Peygamberimiz kâffetel linnâs, bütün insanlara gönderilmiş. Çünkü ondan sonra peygamber yok. Artık o bütün insanlığın peygamberi. İşte Hazreti Nuh'u kavmine gönderdik. Fekale, o da dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadet bütün dinlerde ortak olan bir durum. Bütün dinler, yani Allah'ın gönderdiği bütün dinler, insanları başta Allah'a ibadete, Allah'a abd olmaya, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye davet ediyor. Mâ lekum min ilâhin gayruh, sizin için ondan başka ilah yok. Ama nedense insanlar tarih boyunca kendilerine ilah bulmaya çalışmışlar. Gerçek ilah Allah'tır. Ama insanlar kendileri elleriyle bir şeyler yapmış ilah demişler. Veya bazı gök cisimlerine ilah demişler. Veya ineği ilah kabul etmek gibi durumlara, zavallı durumlara düşmüşler. Ama kavmi kabul etmiyor. Kavmi kabul etmeyince Hazreti Nuh, ben size büyük bir günün azabından korkmaktayım diyor. Sizin hakkınızda böyle bir azaptan korkmaktayım. قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِمْ Kavminden olan önde gelenler dediler ki, اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Ey Nuh, biz seni gerçekten apaçık bir dalalet üzere görüyoruz. Bu da hak batıl mücadelesinde genel bir manzaradır. Peygamber gerçekten dalalette olan insanları hidayete davet eder ama o dalalette olan insanların, özellikle önde gelenleri, beyin takımı, onlar da peygamberi ve peygambere tabi olanları dalalette görür. Burada da benzeri bir durumu görüyoruz. Burada mele ifadesi seçkin topluluk demek. Yani bir kavmin önde gelenleri, göz dolduran kimselerine verilen isim. Ve onlar diyorlar ki, ey Nuh, biz seni apaçık bir dalalette görmekteyiz. Gale ya kavmi leyse bi dalale. Bunun üzerine Hazreti Nuh dedi ki, ey kavmim, bende hiçbir dalalet yok. Yani hatıra nasıl gelirse gelsin, ne şekliyle olursun, olursa olsun, bende hiçbir şekilde dalalet yok. وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Lakin ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim. Allah alemlerin Rabbidir. Alemleri terbiye etmiştir. Allah-u Teala insanları da terbiye eder. Yaratılıştan bir terbiyesi vardır. Bir de peygamberler aracılığıyla veya peygamberlerin mesajları aracılığıyla
Allah'ın terbiye etmesi söz konusudur. Şu anda doğrudan bir peygamber terbiyesine muhatap değiliz. Ama ilahi terbiye yine gönderdiği kitapla, elçisinin bir nevi elçisi durumunda olan kimselerle, alimlerle devam etmektedir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyor. Übelliukum risalet Rabbim, Rabbimin risaletlerini, mesajlarını ben size tebliğ ediyorum. Yani risalet, elçilik, aynı kökten gelen bir ifade. Yani Allah-u Teala benim vasıtamla size bir takım mesajları bildiriyor. Ben de bunları size tebliğ ediyorum. Burada risalet çoğul olarak geldi. Çünkü Allah-u Teala'nın insanlara mesajları bir tek mesaj değil, çok mesajlardır. Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda binlerce mesaj olduğunu görürüz. Diyelim ibadetle ilgili mesajlar vardır. Haramlarla ilgili mesajlar vardır. Aile hayatıyla ilgili mesajlar vardır. Doğrudan devlet idaresine bakan mesajlar vardır. Peygamber bu gibi ilahi mesajları muhataplarına telkin eder, tebliğ eder. Ve ansahu lekum, ve size nasihat ediyorum. Yani burada nasihat daha çok hayırhahlık, sizin hayrınızı diliyorum ve size faydası olacak şeyleri bu şekilde söylüyorum. Ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun, ve sizin bilmediğiniz şeyleri Allah tarafından ben bilmekteyim. Yani bir peygamber elbette Allah tarafından nice ilme mazhar kılınmıştır. Peygamberin ilmi kesbi değil vehbidir. Yani kesbi ilim dediğimiz okuyarak, çalışarak elde edilen ilim. Normalde sizler, bizler bir takım kitapları okuruz veya sohbetleri dinleriz. Bunun neticesinde ilme ulaşabiliriz. Ama peygamberler Allah-u Teala'nın özel muhataplarıdır. Ve bu özel muhataplar doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan aldıkları vahiy ile çok özel bilgiye sahip olabilirler ve olurlar. Mesela günümüzde diyelim internette nice kitaplar da var. Oradaki bütün bilgileri çok kısa bir zamanda kendi bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Kendi flash diskinize alabiliyorsunuz. O kadar bilgi bir anda size geçmiş oluyor. Taraf ilahiden gelen vahiy peygambere geldiğinde peygamber o bilgileri kendi kalbinde, kendi hard diskinde tabiri caizse yazılmış olarak buluyor. Bu açıdan vahiy her ne kadar bizim için tecrübe değilse de vahyin meşrut hükmünde ilahi kitaplar var. Ve yine vahye dayanan, ilhama dayanan peygamberimizin, peygamberlerin sözleri var. Bunlara baktığımız zaman biz görüyoruz ki bunlar bazı kitapları okuyarak elde edilen bilgiler değil, doğrudan doğruya taraf-ı ilahiden ilka edilen, kalbe bırakılan bilgiler. Eve acibtu men ca'akum zikrun min rabbikum. Yani Rabbinizden size bir zikir, bir öğüdün gelmesine şaştınız mı? Yani bu şaşılacak bir şey mi? Allah insanı yaratmış, insanla konuşuyor. Ama doğrudan konuşmuyor da, çünkü imtihan oluyor insanlar, elçi vasıtasıyla konuşuyor. İzzet ve azametine uygun olanı bu. Bu şekilde insanlar içinden seçtiği bazılarını insanlara elçi olarak gönderiyor. Siz buna niye şaşıyorsunuz? Ala racülüm minkum, sizden bir racül vasıtasıyla, sizden bir adam vasıtasıyla bir takım mesajları size ulaştırmasına niye hayret ediyorsunuz? Ayet-i kerimede racül ifadesi var. Peygamberler erkeklerden gönderilmiş. Kadınların hali biraz daha özel olduğundan peygamberlik görevi açısından uygun değil anlaşıldığı kadarıyla. Bundan dolayı bu görev erkeklere verilmiş. Ve me erselnâ min rasulin, bu mealde ayetin devamıyla beraber düşündüğümüzde, yani biz daha önce hep ricali peygamber olarak gönderdik. Bu manada ayet-i kerimeler bulunmakta. Ve peygamberler içinde peygamberlerin durumuyla alakalı, işte kadınlara da peygamber anası olmak, o da bir şeref olarak bahşedilmiş. Liyunzirakum, sizi uyarmak için ben gönderildim. Velitettagu, ve sakınmanız için. Yani burada uyarmak için derken, işte önünüzde
ahiret var. Eğer Allah'ı bilmezseniz, Allah'a isyan ederseniz o ahirette azap var. Bunlarla sizi uyarmak için gönderildim. Velitettagu ve sakınmanız için. İnsanın nefsi günahlara meyillidir. Şeytan daima nefsi harekete geçirmeye çalışır, günahlara sevk eder. Ama bir insan peygamberin mesajına kulak verdiğinde günahlardan uzak kalır. Ve böylece o insan müttaki olur, takva ehli bir kimse olur. Ve leallekum turhamun, ve olur ki bu şekilde Allah'ın rahmetine mazhar olursunuz. Burada bu lealle ile umulur ki ifadesiyle ifade edilmiş. Çünkü bir insan her ne kadar ibadet etse de, her ne kadar günahlardan sakınsa da, takva sahibi olsa da artık ben garanti cennetlikim diyemez. Kendini bu noktada emniyette göremez. Akibetinden korkmayanın akibetinden korkmak lazımdır denilir. Bir insan korku ümit arası yaşamalı. Evet, günahlardan uzak kalmalı, ibadetlerini düzgün bir şekilde yapmalı ama hiçbir zaman kendini garanti cennetlikte görmemeli. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de lealle bu gibi noktalarda bize bu mesajı vermekte. Fekezzebuhu, ama kavmi onu yalanladılar. Hazreti Nuh'u yalanladılar. Feenceynahu, ve biz de onu kurtardık. Vellezine ma'ahu, onunla beraber olanları da kurtardık. Fil fulki, gemide. Onunla beraber gemide olanları da kurtardık. Yani hem Hazreti Nuh hem de onunla beraber onun gemisine binmiş olanlar taraf ilahiden kurtarıldı. Ve ağraknel lezine kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayanları gark ettik. İlahi ayetleri yalanlayan Nuh'un kavmini suda boğduk. Değerli izleyenlerim, su aslında Allah'ın rahmetidir. Gökten inen yağmur rahmet olarak iner ama Allah dilerse bu suyu azap olarak da kullanır. İşte günümüzde tsunami olayları zaman zaman yaşanıyor. Gerek Asya'da gerek Amerika'da sular zaman zaman bazı yerleri istila edebiliyor. Büyük ölçüde zarara sebebiyet verebiliyor. Ve on binlerce insan, belki yüz binlerce insan suların altında kalabiliyor. Demek ki bu gibi olaylar tabii tesadüfi bir olay olmaktan ziyade doğrudan doğruya Allah-u Teala'nın bir tasarrufudur. Allah-u Teala bu gibi olaylarla da insanlara mesaj vermekte, tabiat olaylarının diliyle de insanları uyarmaktadır. İşte Nuh tufanı dediğimiz olayda Allah-u Teala göklerin ve yerin ordularına emrediyor. Ve gökten bardaktan boşanırcasına yağmur indiriliyor. Yerden sular fışkırtılıyor. Her tarafı sular bu şekilde kaplıyor. Öyle ki dağların tepelerine kadar sular çıkıyor. Dağların tepesine çıkıp kurtulacağını zannedenler çaresiz bir şekilde o sular arasında kalıp boğuluyorlar. Demek ki Allah-u Teala'nın rahmeti olduğu gibi gadabı da var. Su ile rahmetini gösterdiği gibi aynı su ile gadabını ve isyancı insanlara öfkesini gösterebilmekte. Burada tabi gadab-ı ilahi derken ve öfke tabirini kullanırken doğrudan bizdeki manalarla ölçmeye çalışmak, ona göre değerlendirmek yanlış olur. Ancak insana da verilen gadab, öfke bu gibi şeyler Cenab-ı Hak'ta olanı bilmek için verilmiştir. Yoksa bizdekiyle onu kıyas etmek için değil. Mesela Allah-u Teala bize bir ilim vermiş. Bazı şeyleri biliyoruz. Ama bu ilmimizle Allah-u Teala'nın her şeyi bildiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela diyoruz ki ben bir kitap yazdığımda yazdığım kitabı bilirim. Allah-u Teala elbette yarattığı kainat kitabını bilir. Ben bir ev yaptığımda yaptığım evi bilirim. Elbette Allah-u Teala şu alem sarayının her tarafını bilmektedir. Bunun gibi nasıl ki bende gadap var, öfke var ve bunun neticesi olarak cezalandırmak var. İnsan bunu kendi vicdanında hissediyor. Doğrudan doğruya vicdanında bir duyuş olarak, bir his olarak bunu yaşıyor. Buradan Allah-u Teala'nın gadabı, gadaballahu aleyhim ayette geçer.
Allah'ın laneti, Allah'ın gadabından bahsedilir. Cenab-ı Hakk'ın celali var. Cenab-ı Hakk'ın izzeti var. Ve haddi aşanlara Cenab-ı Hak hadlerini bildiriyor. Bu noktada denilir ki Allah imhal etse de ihmal etmez. Yani Allah mühlet verir. Hemen bir anda cezalandırmaz. Ama bunu ihmal de etmez. Allah-u Teala insanın yaptığını yazar, kaydeder. Zamanı geldiği zaman da şu dünyada da cezalandırır. Diğer alemde de bunun hesabını sorar. İnnehum kânû gavmen amîn. Ve şüphesiz onlar, Nuh'un kavmi, kör bir kavimdi. Basiretsiz bir kavimdi. Bundan dolayı helak oldular. Değerli izleyenlerim, burada Nuh'un kavminin körlüğünden bahsediliyor. Bu körlük maddi körlük değil. Yoksa normal bu gözleri herhalde görüyordu. Allah-u Teala onları toptan kör yapmış değildi. Ama burada anlatılan onların basiretlerinin kapalı olması ve kalp gözüyle meselelere bakamayışları, sadece maddi nazarla bakmaları, bunun neticesinde de gözle görmedikleri Allah'ı inkar etmeleri, gözle görmedikleri ahireti inkar etmeleri ve yine gözle görülmeyen ileride gelecek bir azabı inkar etmeleri. Böyle bir hal yaşadılar. Böyle bir halin neticesinde taraf-ı ilahiden cezalandırıldılar. Bizler Kur'an-ı Kerim'in bu gibi kıssalarıyla pek çok dersleri almaktayız. Ve şunu görmekteyiz ki Allah-u Teala peygamberlerini kurtarır. Ona iman eden, onunla beraber olanlara yardım eder. Onları da kurtarır. Ama peygamber davasına muhalefet edenleri, peygamberin davasını reddedenleri Allah-u Teala cezalandırır. Bu dünyada cezalandırması biraz müddet alabilir. Bu aslında Allah-u Teala'nın fırsat vermesidir. Ve bu fırsat verme durumunda bir kısım insanların aklı başına gelebiliyor. Diyelim bir deprem oluyor. Depremde Cenab-ı Hakk'ın gadabını hissediyor. Aklı başına geliyor, tövbe ediyor. Veya başına bir olay geliyor. O olayda aklını başına alıyor. Ve böylece kendine bir çeki düzen verebiliyor. İşte insanlar bu gibi olaylardan da ders almalı. Bir tufan olayı, bir tayfun olayı, bir tsunami felaketi, bir deprem gibi felaketler, bu gibi şeyler insan tarafından iyi okunmalı. Allah-u Teala nasıl ki kelami ayetleriyle, Kur'an'ın ve diğer semavi kitapların ayetleriyle biz insanlara mesaj gönderiyor, böyle olaylarla da aslında bize mesaj gönderiyor. İşte fırtına olduğunda, normal rüzgar değil fırtına haline geldiğinde bu bir mesajdır. Yağmurun gönderilmemesi bir mesajdır algılayabilirsek. Yağmurun çok fazla gönderilmesi, tufan haline gelmesi bu da mesajdır. İşte bizler Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle hem ilahi kelama muhatap oluyoruz hem de Kur'an-ı Kerim kainat kitabının bir kıraatı durumunda. Kainat mescidinde Kur'an kainatı okuyor. Böylece biz kainatın manasını, kainatta meydana gelen olayların iç yüzünü görebiliyoruz. Cenab-ı Hak bu manada kainat kitabını iyi okuyabilmeyi, Kur'an'ın sırlarına mazhar olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.